Günihel, su ver bana, yanıyorum. Günihel. Hadi. Çabuk, hadi bırak. Yeter. Tamam.
Kas odabaşı İbrahim Ağa'yı hemen görmem lazım. Kapıyı aç. Destur ağam, dinlenmedeler. Uyandıramam. Uyandırıp haberimi vermezsem kellem gider. Çal şu kapıyı. Şu hatunu sun ya. Hünkârım duyacak. Hürrem Hatun doğuruyor efendim. Erken değil mi bu doğum dair? Ya torunum saatli doğmazsa? Allah korusun sultanım. İyi gidiyor doğum. Telaş etmeyiniz. Az kaldı. İtiver çocuğu. Ha gayret. Ha gayret. Hadi. 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 Hadi it. İt. Eyvah eyvah. Göbek bağı dolanmış. Oğlan mı? Oğlan mı? Söylesene. Oğlan mı? Söylesene. Hünyal Hatun. Koş, Hürrem Hatun doğuruyor. Müsaade var mı hünkârım? Gel Pargalı. Doğum başlamış. Hürrem Hatun doğuruyor. Âlâ. Hemen giyinip geliyorum. Nerem sen vermiyor? Oğlan mı? Oğlum öldü mü? Çocuğumu verin bana. Dokunmayın ona. Çok şükür nur topu gibi şehzademiz. Şehzade mi? Oğlum mu? Oğlan mı? Müjde sultanım, nur topu gibi şehzademiz oldu. Saati nasıl? Hürrem Hatun iyi, biraz yorgun düştü. Hürrem'i sormadım sana. Şehzadem nasıl, onu söyle. Zor doğumdu sultanım. Göbek bağı dolanmıştı. Zar zor kurtardım şehzademizi. Şehzade oğlum nerede? Verin bana. Şimdi sırası değil. Götürün şehzademi hazırlayın, bilahare getirin. Sultanım. Söylesene, Rüzgül'e doğurdu mu? Evet, bir oğlan doğurdu. Şehzadeniz... Tamam, çekilebilirsin. Çık git, yalnız bırak beni. Anne neredesin? Geldim Mustafa. Geldim benim canım oğlum. Korkma. Yanındayım. Benim şehzadem sensin. Asıl şehzade sensin. Gün gelecek sen yöneteceksin bu cihanı. Anne susadım. Validem. Aslan oğlumdan bir aslan parçası daha oldu. Gözümüz aydın. Saati? Zor bir doğum oldu. Ama şehzademizin saati yerinde maşallah. Seni çağırdın, yalvardın. Beni duymadın. Yalnız başıma kaldım. Yanındayım bak, geldim buradayım.
oğlum yok. Vermediler bana oğlumu. Sakladılar mı yoksa? Validem sıhhati iyidir. Valide aldı benden oğlumu. Koklayamadım bile. Validem bak ne diyor. Hazırsa getirsinler torunumu. Devran Sultanım, hanedanımız Hürrem Hatun'un dairesinde. Valideniz sizi de bekliyor. Kutlama için sizin de... İyi kutlayacağım Daya Hatun. Biz burada oğlumda yasımızı tutarken Rus köleyi mi kutlayacağım? Siz bilirsiniz Sultanım. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Allahümme cealhu berren ve takiyen ve embetehü fil islamil nebaten. Allah salihlerini eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i aliyeye bağışlasın. Bu gibi Mehmet'imiz maşallah. Allah uzun ömür versin. Gülfem, gördün değil mi? Gördüm. Maşallah. Lohusa şerbeti hazırlansın. Lokmalar, altınlar dağıtılsın. Şehzade Mehmet adına. Eksiksiz olsun her şey dahi. Masraftan kaçınma. Emredersiniz sultanım. Beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim Mahidevran. Senin Haseki Sultanlığına bu yakışırdı. Bana bir oğul verdin. Ömrüme ömür kattın.
Ben sana daha çok oğul vereceğim hünkârım. Yeter ki iste. Beni sev. Yalnız bırakma. Yalnız başıma doğurdum. Kimse yoktu diye utanmadan şikayet ediyor aslanıma. Bu Hürrem'in nazı hiç bitmeyecek. Doğru mu söylüyor? Yok muydu kimse yanında? Nigar Kalfa yetişmiş. Koridorda bulmuş. Yanına en yakın arkadaşını vermedin mi? Neydi adı kızın hani Kırım'dan onunla gelen? Gülnihal Sultanım. Son ana kadar yanı başındaydı. Ama dün gece... Neredesin sen? Hani başından ayrılmayacaktın Hürrem Hatun'un? Tek başına kalmış. Hangi cehennemdesin? Valide Sultanım, onun bir kabahati yok. Hünkârımız çağırmıştı has odaya. Hürrem biliyor mu? Bilmiyor. Bilse kızı paralardı. Pargalı Sümbüla'ya emretmiş. İbrahim. Has odabaşı İbrahim. Sen yok musun sen? O da nefret ediyor Hürrem'den demek ki. Kimseyle konuşma. Çeneni kapalı tut. Hürrem Hatun'a bilhassa. Dilini bağla. Anladın mı? Summun bukmu. Hürrem Hatun doğurdu bitti mi? Kız mı oğlan mısın Bila? Sana nene doğurduğundan. Gidin odalarınızı toplayın. Sabahın köründe burada ne işiniz var? Gülnihal sen söyle. Kız mı oğlan mı? Seni çağırdı avaz avaz Hürrem Hatun. Bak hala konuşuyor. Ben size ne dedim? Hadi işinizin başına. Hadi. Nereden geliyor bu Gülnihal sabahın köründe? Sümbül'ün yanında ne işi var? Vardır bir işi elbet. Sümbül'ün yeni gözdesi. Gitme. Bizi yalnız bırakma. Oğlumla biraz daha kal. Sabah oldu. Uyu dinlen. İşim var. Akşam yine gelirim. Gülnihal. Geldin mi? Bütün gece seni aradım. Ölsem ne yapardın? Kayboldun, yoktun. Bak oğluma. Şehzade Mehmet. Gelsene, bak. Hürrem Hatun, gözün aydın. Allah'ım Şehzade Mehmet'e uzun ömür versin. Gülnihal, sen geldin ya. Şehzade sana emanet. Artık ben uyuyabilirim. Öyle çok zor çıktı çocuk.
Çok uykum var. Senin başına Pargalı. Sana da bir erkek evlat nasip etsin. İnşallah hünkârım, inşallah. Hayırdır pek hevesli gördüm seni Pargalı. Demek ki hemen başını bağlamamız şart oldu. Sana haremden şöyle güzel bir cariye seçelim. Mahcup ediyorsunuz beni hünkârım. Ne zaman görürüm şehzademi? Yakında görürsün Pargalı. Mehmet büyük dedesi gibi Fatih olsun, Osmanlı topraklarını genişletsin. Temennim o ki büyük bir padişah olarak anılsın. Mustafa da değerli bir padişah olacaktır hünkârım. 10 tane daha şehzadem olsa sen yine Mustafa'yı tutacaksın biliyorum. Dur bakalım, Allah hangisine o ömrü verecek bilemeyiz. Elbette. Sizin biçtiğiniz ömrü de unutmayalım hünkârım. Nasıl verdin onu? Ben sana verdim. Gitti oğlum. Katiller! Hürrem, Hürrem.
odana dön Hürrem Hatun. Yapma, rezil oluyoruz. Reziller. Beni oğlumu çaldınız. Yürü. Hürrem, yürü diyorum. Bana emir verme. Sen kimsin? Bana emir veremezsin. Ben Şehzade anasıyım. Hürrem Sultanım. Beni oğluma götür. Sultanım, ayrıla, bir şey mi oldu? Daha ne olsun İbrahim? O yılan kadın doğurdu. Hem de Mustafa'ya rakip bir oğlan doğurdu. Sırtı yere gelmez artık. Sultanım, Hürrem'se bir saygısızlık mı yaptı? Yapacak, biliyorum. İbrahim, bize yardım et. Söz vermiştin bana. Onu durdurman lazım. Bu sabah onun gözlerini gördüm. Gözlerinde kin ve ateş vardı. O ateşle yakacak bizi. Sultanım, sakin ol. Sakin ol. Ben sözümde duracağım. Yakında önünüzde eğilecek. Size biat edecek. Hadi siz gidin. Gönlünüzü ferah tutun. Hünkârım bekler, gidiyorum. Bunun önünde ne yapıyordun İbrahim? Haremden haber geldi hünkârım. Şehzademiz çok iyiymiş. Âlâ. Gel. Bak şu Piri Reis'in Rodos haritasına. Kılavuzumuz bu olacak. Elimizde başka bir şey yok. Halbuki ben bu adayı avcumun içi gibi bilmek istiyorum. Kalesini, dehlizini, çarşısını, kilisesini bilmek istiyorum. Ben her şeyi bilmek istiyorum Pargalı. Anladın mı? Rodos'u bize evimizmiş gibi çizecek birilerini yollarız. Halkın içine salarız. Ben bunu en iyi kim yapacak biliyorum hünkârım. Matrakçı yapar elbette. Elbette. Aklını seviyorum Pargalı. Bu aklı sadece benim için kullanacaksın. Unutma. Torunum sağlıklı mı Ebe Hatun? Aslan gibi maşallah Sultan. Maşallah. Daya Hatun, hazırladınız mı dediklerimi? Hazırladık Sultanım. Öğleden sonra dağıtacağız haremi. Oğlum nerede? Çalınız benden. Kendine gel Hürrem. Bu ne cüret? Kime bağırıyorsun? Nigar, al torunumu bu akılsızın elinden. Validem, ne olur almayın oğlumu benden. Onu görmeyince aklım karıştı. Affedin. Mehmet artık sadece senin oğlun değil. Osmanlı soyunun temsilcisidir. Hanedanın bir parçasıdır. Bir cariyenin eline bırakılmayacak kadar kıymetlidir. Bu çocuk en mükemmel koşullarda bakılacak ve yetiştirilecektir. Küçük köylü kızları gibi ağlama karşımda. Bunu götürün karşımdan. Mehmet'i bırakın.
Çocuk teslim edilecek akıl yok bu cariyede. Rum Sarayı'nda hanedana yeni bir aza geldiğinde, tıpkı bizim yeni doğan şehzademiz gibi geldiğinde, saray önünde kazanlarda şerbet kaynatılıp halka dağıtılırmış. Ayasofya'nın çanları susmadan çalarmış. Peki Romalılar bu şerbete ne derlermiş? Ne derler? Ne derlermiş Batrakçı Beyzadem? Lahusa. Lahusa derlermiş. Biz de aynısını söylüyoruz. Lohusa, niye şaşırdın Şeker Ağa? Yani şimdi biz kafir adetini anneannesini mi yapıyoruz? Günah. Vallahi günah. Günah yok Şeker Ağam, günah yok. Bunu içen hayır duasını esirgemez şehzademizden. Bu dualar korur çocukları. Yahu sen... Görmeyeli ulemadan olmuşsun sen matrakçı. Hoş geldin azizim. Saraydan en yeni haberleri ver. Şeker Ağa'ya sordum, yarım yamalak söylüyor. Haremden konuşmak bana düşmez efendim. Ben bir garip aşçı parçasıyım. Alışveriş için geldim, hemen dönüyorum. Çabuk yükleyin çuvalları arabaya. Geç kaldık. Sarayımız Lohusa şerbeti bekler. Yürü biraz dolaşalım matrakçı. Anlatacaklarım var sana. Emriniz olur Asada başım. Yalnız benim bildiğim yerlerde dolaşalım. İyi hadi düşünme sen kılavuzu gel. Buyurun. Susun, dinleyin. Hafza Valide Sultan Hazretleri, torunu Şehzade Mehmet için altın verme Ali Cenaplığında bulundular. Yavaş, yavaş. Terbiyenizi, nezaketinizi bozmayın. Hürrem'inle bir faydasını gördük sonunda. İç benim aslan oğlum, iç. Meme vakti olmasa seni bana getirmezler oğlum. Çok iç. Çok ağla ben yokken. Seni alamazlar benden. İç de çabuk büyü şehzadem. Sen bu sarayı yöneteceksin. Padişah olacaksın. Dünyaya sahip olacaksın. Sen kral olacaksın. Ben kralıcı. Hürrem. Dün gece Evet, ne? Şehzademizin sedef beşiğini getirdim. Oğlumun sedef yatağı var. Taht gibi.
Anne, bak altın verdiler. Şehzade doğmuş. Evet Mustafa. Bir şehzade daha doğdu. Ben şehzade değil miyim artık? Babam bana küstü mü? Hayır Mustafa. Baban sana küser mi hiç? Sen ilk şehzadesin. Ve hep öyle kalacaksın. Padişah sen olacaksın. İbrahim söz verdi. Gelin paşalar. Rodos seferi için çalışıyorum. Pir Reis'in şu haritasına bir bakın. Derya'nın ortasında bir mücevher gibi parlıyor Rodos. Hünkârım, Rodos'tan mektup var. Üstad-ı Azam göndermiş. Beni düşündüğünü söylediğin mektubunu aldım. Beni düşünmen rahatsız etmiyor. Zira ben de seni düşünüyordum. Yine Belgrad zaferinden bahsediyorsun. Ve bununla yetinmeyeceğini, başka bir zafer daha kazanmayı umut ettiğini söylüyorsun. Hatta bu zaferi kendisine söz veriyorsun ve savaş başlamadan ilan ediyorsun. Hayal kırıklığına uğramayasın. Sen benim hayallerimi nereden bileceksin? Be isersem. İnşallah senin de olur çocuk. Amin. İste sana yardım yaparım. Ne yardım? Ne yardım? İbrahim yardımı. Yalan yapma. Biliyorsun işte. Şehzade bu mu? O senin kardeş. Şehzade Mehmet. Hatice. Babam beni sevecek mi? O nasıl söz öyle Mustafa? Elbette sevecek. Sen babanın göz bebeğisin. Senin yerin çok ayrı. Hem bak. O daha el kadar. Nasıl sevimli değil mi? Hürrem Hatun'dan doğma Şehzade Mehmet'in sağlığına duacıyız hünkârım. Hürrem Hatun mu? Bugünlük bu kadar yeter. Çekilebilirsiniz. Ağalar! Lalam Kasım Paşa'yı çağırın.
O çocuk burada benimle mi büyüyecek? Babam onunla da oynayacak mı? Daha çok küçük. Burada büyüteceğiz. Sonra o da senin gibi sancağa gidecek. Devlet-i Aliye'yi temsil edecek. Verin sancağı, hemen gitsin. Annesi de gitsin. Benim akıl küpü şehzadem, aslan parçam. Daha vakit var. O senin kardeşin. Onu sen büyüteceksin. Mustafa, gel baksana ne göstereceğim. Çok beğeneceksin. Ne göstereceğim? Gel benimle bak. Bugün olgunluk gösterdin. Aferin. Oğlumun kalbini yeniden ancak böyle kazanırsın. Allah'tan tek istediğim bu validem. Dualar ediyorum. Bana yardım edin. O kadar yalnız kaldım ki. Sabırlı ol, sükunet bul. Beni emretmişsiniz hünkârım. Gel Lala, otur şöyle karşıma. Devlet-i Aliye'ye hizmetlerin büyüktür. Benim yetişmemdeki emeğini ömrüm boyunca hatırlayacağım. İltifat buyuruyorsunuz hünkârım. Lakin senin dinlenme vaktin geldi Lala. 200.000 akçe arpalıkla emekli olacaksın. Bilmeden bir kusurumu işledim hünkârım. Hayır. Ben öyle uygun gördüm. Elbette. Kerman padişahımındır. Hakkınızı helal edin hünkâr. Helal olsun Allah. Çok yedim. Al şunu Gülnihan. Dur bekle. Şu tepsiyi koyayım. Kalkma. Ye iç yat. Ye iç yat. Yeter. Kalkmak istiyorum. Hürrem. Dışarı çıkmayayım. Yasak mı? Hapis miyim ben? Çekil. Çıkacağım. Oğluma gideceğim. Yapma. Gel. Sen bana bir şey diyecektin. Hatice gelince sustun. Neydi? Bilmem. Unuttum. Özür mü dileyecektin benden? Evet.
Doğumda yoktum Hürrem. Affetme, bana küsme mi diyeceksin? Evet. Hadi gel oturalım. Hadi. Hürrem Hatun, artık sultan oldun. Hünkârımız sana sultanlara mahsus hediyeler yolladı. Getirin, getirin. Nasıl? Beğendin mi samur kürkünü? Aşık oldum. Yakıştı mı? Samur kürk hanedana mahsustur sultanım. Gayrısı giyemez. Ben sultanım, değil mi? Hürrem sultan. Gel. Nigar Kalfa geldi efendim. Gelsin. Geç kaldın. Efendim işim vardı. Valide Sultan için. Tamam, anlatma, kes. Yaklaş. Ver bakalım havadisleri. Hürrem Hatun nasıl? Efendim. Doğurdu ya, sultan kesildi başımıza. Harami bağırtısıyla inletiyor. O uyurken valide sultan, oğlu daha iyi bakılsın diye yanından aldırdı. Uyanınca şehzadeyi de yanında görmeyince, vay kaçırdınız, çaldınız oğlumu, hırsızlar diye yıktı ortalığı. Gülniyel ne yapıyor? Söyledi mi Hürrem'e halvette olduğunu? Aman Allah korusun. Söylese paralar Hürrem onu. Yok, bilmiyor bir şey. Bakıyorum bu Hürrem hepinizi korkutmuş ha? Yo, öyle değil. Huzur bozulma... Tamam kes, anladık, uzatma. Nigar Kalfa, senden bir şey isteyeceğim. Gülnihal. Gülnihal.
Ayakta uydu. Hadi git bak şehzademe. İyi mi? Sen nereye kayboldun? Sultanım. Söyle. Bugün kimse benimle konuşmuyor. Dilini mi yedin? Nigar kalfağımda konuşurken duydum. Siz dün gece doğum yaparken hünkârımız halvetteymiş. Yalan. Yalan. Süleyman yapmaz. Vallahi billahi öyle duydum. Günah yalan söyleyenlerin boynuna. Boynun kapsan! Hürrem Hatun. Bir ihtiyacın mı var? Bana söyle. Doğru mu? Söyle! Ben can verirken Sultan Süleyman hayrette mi? Bilmiyorum. Bırak kolumu. Kerelim kolunu. Çorak kalırsın. Evet. Öyle duydum. Hünkârımız halvetteymiş. Kimmiş? Yatağındaki kimmiş? Söyle. Bilmiyorum. Sana ne? Sen de bilme. Bana ne mi? Ben onun kadınıyım. Onun kadınıyım. Gülnihal. Duydun mu? Süleyman'ı elimden almak için neler yapıyorlar? Kim? Kim girdi onun koynuna? Kimse kim? Bırak. Hünkâr kimi isterse onu alır. Bilmiyor musun? Alamaz. Alamaz. Yasak. İzin vermem. Gülnihal, bunu öğren. Ne olur öğren. Seni altınlara boğarım. Öğrenince ne yapacağım? Böyle. Ellerimi alacağım Hürrem. Canını. Hürrem bırak. Bırak Hürrem bırak. We'll be right back.